Herkese iyi haftalar. Yoğun bir haftaya başlıyoruz yine. Merkez Bankası haftası içeride. Amerika tarafında geçtiğimiz hafta 1990 yılından bir yana gelen en yüksek enflasyon ciddi anlamda endişe oluşturmuştu. Endekslere de yansımıştı birazcık. Ama buradaki dalgalanmanın sona erdiğini görüyoruz. Cuma günü itibariyle çünkü ana endeksler Amerika tarafında pozitif kapattı. Tabii bütün dünyaya da yansıyor buradaki durum. Bazı FED başkanları yani yerel başkanların bir kısmı bunun geçici olduğuna inansa da bunun tersi görüşte olanların da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ama bu nasıl faiz arttırım politikasını etkileyecek? FED tarafında öne alınmasını sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bunlar tabii ki önümüzdeki süreçteki merak konusu. Bir yandan da tabii dolar endeksinin güçlendiğini görüyoruz. Burada parite 1.1450'lere kadar geri gelmiş durumda. Ki bu da bizim özellikle ihracatçılarımız için marjlar anlamında problem yaratıyor. Biz genelde euro ile Avrupa'ya satış yaptığımız ve dolarla da maliyetlendiğimiz için. Geçtiğimiz hafta bilanço dönemi yurt içinde sona erdi. Bütün şirketlerin finansal tablolarından almış olduk. Amerika tarafında da yine bilançolar devam ediyordu, sona erdi. Orada da zaten şirketlerin %75'inin beklentileri aştığını gördük ki endeks üzerindeki yani endekslerin yükselişinin arkasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu oldu. Haftaya nasıl başlıyoruz diye bakacak olursak Çin tarafından sanayi üretim rakamlarını aldık. Orada beklentilerin üzerinde rakamlar geldi. Eylül'den daha iyi Ekim rakamlarının geldiğini gördük. Yıldan yıla büyüme devam ediyor Çin tarafında. Bu tabii ki de Asya piyasaları için bir miktar pozitif oldu. Amerikan vadelerine baktığımızda da hafif yeşillerin olduğunu söyleyebiliriz. Dow birazcık hani yatay sayılabilecek düzeyde ama hem S&P hem Nasdaq tarafında yeşillerin var olduğunu vadeli endekslerde söyleyebiliriz. Avrupa birazcık daha karışık. Biz nasıl başlıyoruz derseniz bizde sabah gelen Garanti Bankası'nın haberi aslında bu haftanın en büyük gündemlerinden, özellikle bugünün en büyük gündemlerinden bir tanesi olacak. Çünkü Cuma günkü kapanış fiyatının %15 üzerinde 12 lira 20 kuruş fiyatta Garanti Bankası halka açık payların tamamı için, daha doğrusu Garanti Bankası değil BBVA burada pay alımını açıklayan, BBVA halka açık payların tümü için 12.20 fiyattan gönüllü pay alımı açıkladı. Zaten vadeli endekste de Garanti Bankası hisselerinin tavan fiyattan işleme başladığını gördük. Yine vadeli endeksin açılışında da ciddi bir katkı yaptı. Borsa İstanbul'da bugün Garanti Bankası öncülüğünde bir yükselişin olmasını beklemek kaçınılmaz. Bundan sonraki günlerde de hatta 12.20 fiyata gelene kadar Garanti Bankası'nın yükseleceğini görmekte yine kimse için şaşırtıcı olmayacaktır. Aniden gelen bu karar piyasalarda da bir şok etkisi yarattı açıkçası. Ancak yani son banka fiyatlarının yükselmiş olmasına rağmen buranın da %15 üzerinde bir geri alım açıklamaları, gönüllü bir pay alımı açıklamaları tabii ki hala bankaların ve endeksin aslında ucuz olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Endeks seviyesi geçtiğimiz hafta da zaten yükselişimize devam ettik. 1630'ların üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Bu haftaya da Garanti Bankası öncülüğünde bir yükselişle başlıyoruz. Bu haftanın da pozitif geçmesini bekliyoruz. Zaten güzel bir momentum var hem dünyada hem içeride. Bu momentumun da sürmesini beklemek daha doğru olacaktır. Gün içi bazı satışlar vesaire görsek de ana trendin yukarı olduğunu Borsa İstanbul'da görmeye devam ediyoruz. Kur tarafında da benzer bir durum var. Orada da trend maalesef yukarı gitmeye devam ediyor. 10 liranın üzerine çıktı dolar TL kuru. Hem euroda hem dolarda tarihi rekor seviyeler görüyoruz. 10.05'lere kadar da geldik sabah saatleri itibariyle. Burada kur tarafında yükseliş, yani TL'nin kırılganlığı maalesef devam ediyor. Bir yandan enflasyonist baskılar da tabii ki kur geçişkenliğinin etkisiyle sürüyor. Bu hafta da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK'da 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Artık piyasa buna ikna olmuş durumda. Ne yapılması gerektiğinden ziyade ne yapacağı artık tahmin edilmeye çalışılıyor ve konsensüs beklentide dediğim gibi 100 bas puanlık bir indirim yönünde. Burada zaten hali hazırda ciddi anlamda bir negatif reel faiz sunuyorduk. Buradaki negatif reel faizin de daha da negatife ineceğini söyleyebiliriz. TL üzerindeki kırılganlık da bununla birlikte elbette de devam edecek bir süre daha. Bunun tabii endeks tarafına yansıması nasıl olacak derseniz ben artık bunun fiyatlarda var olduğunu düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın artık uyguladığı para politikası
endeks tarafından fiyatlandı ve yani hali hazırda zaten TL'ye negatif reel faiz verilirken varlık fiyatlarının da beraberinde yükseldiğini görüyoruz. Enflasyonist ortam bütün dünyada endeksleri yükseltirken benzer şey bizim borsamızda da Türkiye'de de yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada kur tarafında baskı görsek de ya da Merkez Bankası'nın beklenenden daha fazla faiz indirimi yaptığını görsek de ya da daha doğrusu istenilenden daha fazla faiz indirimi yaptığını görsek de endeks tarafına çok zarar geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Burada Merkez Bankası yine bu cari denge konusunu ve bunun döviz girişi konusunu muhtemelen yine gündeme alacaktır. Diğer taraftan da enflasyonist baskının sürdüğünü vesaire yine gündeminde olacaktır. Ama bunlara rağmen karar tarafında 100 bas puanlık indirim beklendiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi burada piyasa etkisinin birazcık daha az olacağını düşünüyorum. Çünkü konsensus zaten oluşmuş durumda 100 bas puanda. Kendileri de geçtiğimiz ay yaptıkları indirimden sonra hala bir miktar gerin olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla indirim çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Bilançolar sona erdi bizde de. Bizde de aslında şirket finansalları iyi geldi. Yani birçok şirketin beklentileri aştığını gördük. Özellikle sanayi tarafında marjların düşmesini beklerken bir miktar düştü. Ama yine de beklentileri aşan rakamlar özellikle büyük şirketlerde gördük. Bunlar da tabii endeksi destekleyici veriler oldu. Bundan sonraki süreçte de son çeyrek için beklentileri artık yavaş yavaş konuşuyoruz. Son çeyrekte de özellikle ham madde tarafındaki krizlerin birazcık daha normalize olması ve emtia fiyatlarının daha normal fiyatlara dönmesi yine şirketler için olumlu olacaktır. Buradaki tek derdimiz yani son çeyrek için parite tarafı olacak gibi gözüküyor ama kurun değer kaybı burada ihracatçıların yine karlarını arttırmasına fazlasıyla yardımcı olacaktır. Kur tarafındaki değerlenme tabii bir yandan da döviz açık pozisyonu olanları rahatsız etmeye devam edecek son çeyrekte. Üçüncü çeyrekte çok kur yükselişi görmemiştik. Biz dolar TL'de sadece %2,5 kadar bir değerlenme vardı. Ama son çeyrek şimdiye kadar %13-14 civarında bir değer kaybı görüyoruz Türk lirasında. Bu da dediğim gibi yabancı para pozisyonu tarafında açık durumda olan şirketler için negatif bir senaryoyu beraberinde getiriyor. Dünyaya baktığımızda bu hafta Amerika'da perakende satışlar önemli bir veri olacak ama diğer taraftan en yakından takip edilecek olan şey tabii ki de Fed başkanlarının konuşmaları ve 1990 yılından bu yana açıklanmış olan en yüksek enflasyonun nasıl kontrol altına alınacağı konusundaki fikirleri olacak. Faiz arttırımı tarafında beklenenden geriye çekilecek mi buradaki beklentiler yoksa Fed sabit şekilde politikasına yani en son açıklamış olduğu politikasına devam mı edecek? Bunu yakından takip ediyor olacağız ama enflasyonun bütün dünyada artık bir baskı unsuru olduğunda her yerde hissetmeye başladık. Biz de içeride uzun zamandır zaten biz enflasyon problemiyle karşılaşıyorduk. Ancak artık %20'lere gelen bir enflasyon rakamı var. Kendi ortalamalarımızın da yani son 5 yıllık ya da son 10 yıllık ortalamalarımızın üzerinde ilerliyoruz ve bir taraftan da kur geçişkenliğini önümüzdeki aylarda da hissetmeye devam edeceğiz. O yüzden Fed başkanlarının açıklamaları, dünyanın öncü merkez bankası Fed'in adımları da hem doların gidişatı için hem bütün dünyadaki enflasyonun gidişatı için önemli olacaktır. Gözümüz kulağımızda bir yandan o tarafta olacak. Dediğim gibi içeride zaten Merkez Bankası var ve haftaya da Garanti Bankası'nın gönüllü pay alım teklifinin olumlu seyriyle başlıyoruz. Herkese şimdiden iyi haftalar, bol kazançlar.